Bu bölümde raporumuzun odak konusu olan kent ve konut meselesini ele alacağız. Bu aynı zamanda raporumuzun da üçüncü bölümünü oluşturuyor. Burada inşaat sektöründen konut piyasasına, konutta yaşamdan konut mülkiyetine gibi pek çok gösterge üzerinden konut meselesini ele aldık. Genel eğilimlerden bahsedecek olursam son yıllarda inşaat sektörünün istihdamdaki payı aslında azalıyor. Fakat konut sektörünün hacminde bir büyüme söz konusu. Bununla beraber fiyatların da arttığını görüyoruz. Özellikle İstanbul'da bu çok ayırıcı bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Girdi maliyetleriyle beraber konut fiyatlarının da yükseldiğini görmüştük. 2017'den bu yana konut fiyat endeksinin 11,5 kat arttığını hesapladık. Bununla birlikte metrekare fiyatlarındaki değişime de bakmıştık. Burada gördük ki 2022'de ilk kez Türkiye genelinde satılı konutlarda metrekare fiyatı asgari ücretin üzerine çıktı. Hesaplamalarımıza göre 2023 Aralık ayında ise ortalama bir konut fiyatının asgari ücretin 241 katına tekabül ettiğini gördük. Burada hep beraber iller üzerinden genel göstergeleri tartışabiliriz hocam. Geçelim, başlayalım. İnşaat sektörü. İnşaat sektörünü biz illere göre nasıl dağıldığını anlamaya çalıştık. İlk başta inşaat sektörünün üçte birini İstanbul oluşturuyor. %32'sini. Doğal olarak İstanbul en büyük şehir ve başka birçok konuda da böyle. Ama her ilin kendi gayri safi yurt içi hasılası içinde inşaat sektörünün payına baktık. Orada ne görüyoruz Enes? Orada hocam Artvin'in çok öne çıktığını görüyoruz. Artvin ilinin ekonomik hacminin inşaat sektörü %21'ini oluşturuyor. Hmm. Bu Türkiye ortalaması %5 civarı olması gerekiyor. Ama Artvin'in %20 dikkat çekici bir özellik. %21.3. Artvin'de yüksek, bu Trabzon'da da yüksek, Rize'de yüksek, Mersin'de, Yozgat'ta yüksek gözüküyor. Hı. Türkiye ortalamasının üzerinde. Ama Artvin'in diğer bütün illerden ayrıştığı görülüyor. Görülüyor. Bununla birlikte ortalamanın üzerinde aslında 21 il var. Hı hı. Fakat Artvin evet yani en yüksek bir fark koymuş ortaya. Artvin'de demek ki bir yapılaşma, son yıllarda bir yapılaşmanın artması söz konusu. Bu böyle çok görünmeyen bir şey ama il bazında bakınca görülüyor. Hocam bölgesel olarak da baktığımızda batı kısımda bir sarılık söz konusuyken evet, geldiğinde anlaşılacaktır. Doğu Anadolu'da genel olarak bir yapılaşmanın olduğunu da görüyoruz. Evet. İl bazında değil ama bölgesel bazda da Doğu Anadolu ortaya çıkıyor. İşte geç şehirleşen yani göçün, kent merkezlerine göçün halen daha olduğu, kırsal nüfusun geç azaldığı bir bölge olduğu için öyle. Tabii şeye de bakmışız yani Avrupa ile karşılaştırmışız. Şimdi bizde inşaat sektörü deyince böyle lokomotif sektör deniyor. Hı hı. Yani inşaat Türk ekonomisini taşıyan sektör deniyor. İstihdamdaki payı yani istihdamda inşaat sektörünün oranı Türkiye'de %6. Ama OECD ülkelerinde %7.1, Avrupa ülkelerinde %6.7, G7 ülkelerinde de %7.1. Hı hı. Yani aslında gelişmiş denilen ülkelere göre daha geride Türkiye'de inşaatın İstanbul'daki payı. Ama bunun son yıllarda azaldığını görüyoruz. Güzel. Özellikle korona sonrasında sektörde bir daralma olmuş istihdam anlamında. Fiyatlar artmış ama istihdam daralmış diyelim. Konut piyasası diye bir başlığımız var. Burası asıl zaten senin de girişte biraz bahsettiğin genel verilerin içerdiği kısım. Burada hakikaten 2017'ye göre yani 6 senede 11,5 kat artmış Türkiye'de ortalama konut fiyatı. Ve son 3 senede asıl artış olmuş. Evet. Asıl hikaye burada başlıyor hocam. Çünkü 2010'lu yıllarda genel bir artış trendi devam ederken 2020 sonrası konut piyasasında çok ciddi bir artış. Her yıl üzerine ciddi bir kat çıkarak arttığı görülüyor. Bunu nasıl ve nereden tespit ediyoruz? Merkez Bankası'nın Konut fiyat endeksinden. Şöyle baktığımız zaman son 3 senede yani 2020'den 2023'e dek konut fiyatlarının 7.4 kat arttığı görülüyor. Evet. Son 2 senede de 4.6 kat artmış. Son senede de 2022'den 2023'e geçirdiğimiz son senede de %73 artış olmuş. %73 artış olmuş. Bunlar çok ciddi rakamlar. Şu an yani 2023 sonu itibariyle
ortalama Türkiye'de bir konut fiyatı 3 milyon 60 bin TL görünüyor. Bu ortalama, daha düşüğü var, daha yükseği var. Ama geçen seneye göre %73 artmış bir şeyden bahsediyoruz. Asgari ücret, sen az önce söyledin. Asgari ücretin işte 20 yıllık bir asgari ücrete tekabül ediyor. Yani ortalama bir konut almak için Türkiye'de bir asgari ücret değil. Bütün ücretinin evet, hiçbir harcama yapmaması. 20 yıl boyunca ödemeden. Bu tabii hiç iyi bir şey değil. Yani bu çok olumsuz bir gösterge. Hocam, burada bölgesel olarak da Antalya Alt Bölgesi'nin ve Aydın Alt Bölgesi'nin öne çıktığını konut fiyat endeksinde görüyoruz. Bu 5-6 yıllık değişimde sürekli olarak konut satışının en yüksek olduğu yerler bu bölgeler. Antalya ve Mersin Alt Bölgeleri. Bununla ilgili... Muğla, evet, Antalya, Muğla. Mersin, evet. Bununla ilgili raporumuzda daha detaylı açıklamalar var. Burada yabancılara yapılan konut satışının özellikle öne çıktığını biz tespit ettik. O da var, o da etkili. Yurt içinde mukim Türk vatandaşları da oradan genelde yazlık olsun, daimi ikamet olsun, oradan ev alıyor. Orada bir ciddi bir, daha ziyade lüks konut. Evet. Yani müstakil gibi, bahçeli gibi konutlar daha çok artıyor gibi görünüyor. Bir de hocam turizm faktörü var burada. Oradaki evler, konutlar piyasalaştığı için kişi satın alıyor, kiraya veriyor. Bu tarz durumlarda olduğu için oradaki fiyatlar Türkiye'ye göre çok daha konutun fazla artıyor. Konutun zaten bu anlamda yatırım aracı olması söz konusu. Bu da bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Kiraya veriyor dedin ve oradan kira bedeline geçebiliriz. Kira bedeli 2023 ortalamasını görüyoruz ve Türkiye'de ortalama 7.217 yazıyor. Temmuz 2023. Temmuz verisi bu. Bu çok dağınık bir harita ama çok manidar bir harita. Neden? Yani bir kere İstanbul 15.000'in üstünde Temmuz 2023 itibariyle. Ankara 13.000. Mesela işte Muğla, Antalya yüksek yani tam dediğin gibi. İzmir 14.000. İzmir Ankara'dan daha yüksek mesela ortalama bir kira fiyatı. En doğudaki iller düşük. Yani Van, işte Iğdır, değil mi? Muş gibi iller düşük görünüyor. İç Anadolu'da biraz düşük olan iller var ama ne kadar büyük bir şehirden bahsediyorsak o kadar büyüyor. Evet, temelde hocam büyük yüksek şehirler. İzmir'den Hatay'a kadar o sahil hattı. Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, bu iller Temmuz 2023 verisine göre Türkiye'nin ortalama kira bedelinin çok üzerinde olan, üstünde olan şehirler. Üstünde. Bir de bir sene önceye göre kiranın değişim oranını almışız. Orada ne görüyoruz? Orada dikkat çeken iller hangisi? Hocam, burada kıyı şeridinde aslında çok büyük bir değişikliğin olmadığını gördük. Zaten yüksek olduğu için muhtemelen de yükselmemiş olabilir. Zaten o kadar tabii yüksek ki değişim oranı düşük kalıyor. Düşük kalıyor. Fakat burada dikkat çekici olan yine Doğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde çok yüksek bir artışın söz konusu oldu. Depremin deprem etkisi var. Var hocam. Çünkü bu hazırladığımız harita Temmuz 2022'den Temmuz 2023'e. Esasında depremin etkilediği bir yılı kapsadığı için burada Elazığ ve Hatay'ın bu iki şehrimizin bir yıllık artış oranında en yüksek iller olduğu gözüküyor. Şey de öyle, Maraş veya Malatya. Malatya, Adıyaman da İstanbul'dan daha fazla %170, %150 gibi artmış kiralar. İstanbul'da %118 artmış mesela. 2022 Temmuz'una göre %118 artmış. Yani iki kattan biraz fazla artmış ama bu depremin olduğu iller ve civar illeri de çok daha yüksek bir artış var. Ankara çok fazla, %197 artmış. Yani 3 katına çıkmış diyebiliriz. Burada hani şeyi görüyorum ben, küçük illerde de çok hızlı bir artış var. Evet. Yani kiracılık meselesi Türkiye genelinde giderek benzeşen bir evet, zorluğa dönüşüyor. 2020'nin başıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya'da ciddi bir kira artışı vardı. Fakat bunun diğer illere, Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya sirayet ettiği çok açık bir şekilde görülüyor. İstanbul demişken İstanbul'a biraz zoom yapsak. Evet hocam. İstanbul'un ilçe bazında haritası var raporda. Ne görüyorsunuz? Hocam, buyur. Çok pardon. Şöyle, İstanbul ilçelerinde
iç kısımlarda değil ama daha kıyıda köşede, artık ilin köyü çeperin, diyebileceğimiz çeperinde kalabilecek yerlerde daha yüksek artışların olduğu söz konusu. Burada mesela Çatalca'daki kiralar düşük, yani 12 bin. Bu Kasım 2023 verisi. Evet. Çok güncel bir veri. Çatalca'daki kiralar düşük. Ama en yüksek Sarıyer. Değil evet mi? Hocam. Sarıyer, Beşiktaş mı? Hocam Beşiktaş. Evet. Yani 45 bin lira Sarıyer'de ortalama kira bedeli. Yani şu an Sarıyer'de kiraya çıkmak isteyen biri ortalama 45 bin lira bir piyasayla karşılaşıyor. Buraya gelmeden önce özellikle baktım. Şu an İlanda, İstanbul'da aylık 700 bin liralık evler var. Bunlar lüks villalar falan değil. Bayağı rezidans ya da işte penthouse denen tek 2+1 falan. 2+1, 4+1 neyse. Boğaz'da değil yani. Yalı değil yani. Boğaz'da yalı değil. Yani şu an aylık kirası 700 bin lira, 600 bin lira olan lüks siteler. Lüks siteler var. Zaten şeye de baktığımızda İstanbul hane halkı kullanılır gelire göre Gini kat sayısı yüksek. En yüksek. En yüksek. Türkiye'deki en yüksek gelir eşitsizliği yaşanıyor. Gelir eşitsizliği en yüksek il. Yani İstanbul'da 700 liraya oturan kişiler veya turistler de var. Ama böyle periferide işte Çatalca'da veya Hut ya da Esenyurt'ta İstanbul ortalamasına göre düşük hanelerde haneler, İstanbul'daki var. Mesele zaten bu dengesizlik. Yani ve konut üretilen yeni konut tiplerinin görece yüksek segmentte olması ve alım gücü yüksek sosyal sınıflara daha çok hitap etmesi. Yani bir sosyal konut ihtiyacı İstanbul'da var. Yapılan bütün sosyal konut projelerine rağmen yetersiz kalıyor onlar. Yani İstanbul'da ilçe bazında çok ciddi dengesizlikler var. Haritada görüyoruz. Ve alım gücüne göre çok daha dengesiz bir şehir. Çünkü gecekondu mahallesi yerine lüks konuta dönüşüyor. Evet, kentsel dönüşüm. Orada bir sosyal dönüşüm de oluyor. Sosyal dönüşüm yaratıyor. Çok ciddi konular. Peki konut mülkiyeti. Konut mülkiyeti yani ev sahibi oranı, kiracı oranı. Bir kere ev sahibi oranının düştüğünü görüyoruz. Yani Türkiye'de ev sahibi oranı çok ciddi anlamda düşmüş. %67 iken %60'lara, 60.7'lere düştü. Ne zamana göre düştü? 2011'e göre düştü. Yani 10 yılda ev sahibi oranı olan nüfusun azaldığını görüyoruz. Hatta ev sahibi oranı artan şehir sayısı neredeyse yok. Bir tane var hocam. çok pardon. Ankara. Tunceli. Tunceli var. Ankara var. Fakat Ankara %0,2. 0.2 artmış ev sahibi oranı. Tunceli de %2,6. %2.6 artmış. Ama diğer bütün illerde ev sahibi oranı gerilemiş. Şeyde çok gerilemiş. Güneydoğu'da çok gerilemiş. Evet. %20 gerilemiş. Eksi değerde yani. Kiracı oranı artmış yani oralarda da tersinden düşündüğümüzde. Hocam burada da bir yeni yapılaşmanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, orada yeni yerlere yerleşme, artık daha mahallelerin değişimi gibi bir durum söz konusu olduğu için. Çünkü buralarda konut fiyat endeksi de çok yüksek. Yeni yapılan konut fiyat endeksi de çok yüksek. Yani dolayısıyla böyle bir konutlarda yenileşmenin söz konusu olduğunu görüyoruz Doğu daha bölgesi için. Binalar. Evet, daha yeni binalarda yaşama. Evet, onu birazdan geleceğiz bina yaşı ile ilgili. Güneydoğu'da zaten bu raporun ikinci bölümünde konuştuğumuz bir okullaşma, değil mi? İş gücüne katılım, eğitim ve benzeri göstergeler de hızlı bir şekilde değişiyor. Kiracılık da ve kentleşmede. Kentleşme de değişiyor. İlginç bir görüntü var orada. Oraya bir ayrıca bakmak lazım. Avrupa'da kiracı oranı diye bir harita görüyorum. Ne diyorsunuz buna? Avrupa ülkelerinde kiracı oranı Türkiye. Türkiye'de 2022 yılı itibariyle kiracı oranı 27.6. Tamam. Avrupa başkentlerine baktığımızda mesela Almanya 53.3, İsviçre 57.7. Yani %50'nin üzerinde kiracı olan bazı ülkeler var. Daha çok eski Sovyet bloğu ülkeleri hariç, yani Doğu Avrupa ülkeleri hariç. Evet. Polonya, ondan sonra Romanya gibi ülkeler hariç. %5, %7, %12 gibi. Fransa'da %36 çok yüksek. Doğu Avrupa ülkeleri hariç Türkiye ortalamasının üzerinde Avrupa'da kiracı oranı. Aha. Fakat Türkiye'de şöyle bir problem var. Bunu
gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre söyleyebiliyoruz. Tamam. Konuta ilişkin harcamaların hane bütçesine çok yük getirdiğini ifade edenlerin oranı %15.9. Kiracılar arasında ise %23. Türkiye'de kiracı olma oranı Avrupa'ya göre düşük fakat buradaki konuta erişebilirlik ve o gideri karşılama noktasında belli problemler var. Konutta yaşam konusuna geçtin. Yani bu TÜİK'in araştırmalarından çektiğimiz bazı göstergeler onu söylüyor. Değil mi? Yani mesela gelir yaşam koşulları araştırmasına göre konutların yeterli gün ışığı alamaması. Bu şikayeti olanların İstanbul'da oranı %21. Çok ciddi bir konutum yeterli gün ışığı alamıyor diyor. Konutta yeterli kullanım alanının olmadığını söyleyen hane oranı ise %82. Konut yetmiyor bize yani. Biraz şeyden dolayı olabilir. Avrupa'da aile yapısı daha küçük olduğu için Türkiye'de görece daha, halen daha hani bütün doğurganlı kızımız azalmış olmasına rağmen halen daha hane halkı sayısı Türkiye'de görece büyük. O yüzden yeterli kullanım alanı olmadığını söylüyoruz. Mesela Türkiye'de konutlar ortalama 112 metrekareymiş. İstanbul'da 98 metrekare. Yıllar içinde sürekli düşüyor. Düşüyor metrekare. Güneydoğu bu anlamda bu sefer avantajlı görünüyor. 124, 126 metrekareler görünüyor. Değil mi? Hatta Ankara'dan itibaren ülkenin doğusunda 120 küsür metrekarelerde insanlar genelde ortalama olarak yaşıyorlar. Hocam ben bu bölümü çalışırken şuna bakmıştım. Ben sanıyorum ki her yerde 3 odalı konutlarda yaşam çok yaygın. Aslında bunun böyle olmadığını görüyoruz. Bu büyük şehirlere, Ankara dışındaki büyük şehirlere özgü bir mesele. Özellikle Ege ve Marmara bölgesinde çok yaygın. Fakat ülkenin diğer kısımlarında 4 odalı konutlarda yaşama aslında daha yaygın. Daha yaygın olabiliyor. Evet. Aynen. Özellikle Konya'da çok yaygındı galiba. Ankara hocam Ankara, bu arada. Evet. Ankara gayet geniş yaşanılıyor yani. Burada şey hususu da dikkat çekici hocam. 2000 öncesi yapılmış binalarda yaşayan, 2000 sonrası yapılmış binalarda yaşayan. Türkiye'de nüfusun %53'ü 2000 öncesi yapılmış binalarda yaşıyor. İstanbul'da bu %55. %53'ü yani iki kişiden biri hatta biraz daha fazlası 2000 öncesi. Evet. Yani, deprem riski yüksek olan bir ülke söz konusu olduğunda bu çok ciddi bir mesele. Tabii. Bir de hocam tersten bakarsak nüfusun %47'si de aslında 2000 sonrası binalarda yaşıyor. Aslında Türkiye'de kentleşme, yapılaşma, inşaat sektörü hala canlı yani. Tabii. İki türlü de bir perspektif söz konusu. Tabii. Bu son zamanda kentsel dönüşüm imkanları da arttı. Bu ara İstanbul'da bir İnşaat durumu da var. Hemen hemen her ilçede belki. Neyden bahsedebiliriz başka? Atladığımız ne oldu? 6 ve üstü katlı binalarda. Dikey yapılaşma. Evet. Türkiye'de 6 ve üstü katlı binalarda yaşayan hane oranının %34,4 olduğunu görüyoruz. Aslında ben bunu da çok yaygın bir şey olarak, yani İstanbul'da doğup büyümenin getirdiği bir şey olarak daha yaygın olduğunu düşünürüz hep ama öyle değil. Bu oran mesela İstanbul'da %55 iken Ankara'da %59 fakat bu kadar yüksek olduğu birkaç il var. Bunun dışında Ege bölgesinde daha az katlı binalarda yaşamanın. Ege'de öyle, Güneydoğu'da da öyle. Erzincan'da çok düşük mesela yüksek binalar. Şimdi burada tabii şeye de ihtiyacımız var. Biz mümkün bütün verileri bulduk ettik. Ama mesela hani her altı ve üstü katlı bina aynı değil. İşte rezidans da o 700 bin lira kirası olan rezidans da altı ve üstü katlı bina. Benim oturduğum 40 yıllık bir apartman da altı ve üstü katlı bina oluyor. Biraz orada da biraz çözünürlüklü veriye ihtiyacımız var. Bina tiplerinin daha iyi kategorize edilmesine ihtiyacımız var. Daha küçüğünü bulmuştuk. Mesela bir katlı binalarda yaşayanların en yüksek olduğu il Ardahan. Ardahan. Ve nüfusun Ardahan'da nüfusun %62'si bir katlı binalar. Bir katlı çünkü kırsal nüfus zaten kırsal o. Kırsal nüfus çok yüksek. Muğla'da da mesela iki katlı öne çıkıyor. %41,7'si nüfusun iki katlı binalarda yaşıyormuş. Son şey ısınmak için soba kullanan hane halkı. Burada Türkiye ortalaması %35 iken
Van'da %66, değil mi? Erzurum'da 43, Karadeniz illerinde 65, 63, 65 diye gidiyor. Şanlıurfa'da 65, Maraş'ta 74. Çok yüksek Maraş'ta. Evet yani. Hocam hala. Niye bu kadar yüksek ya? Ya bu tabii depremden önceki veri ama şimdi yapılan binalar herhalde sobayla falan yapılmıyordur ama genel bir yükseklik var yani. Zaten bu illerde de saydığınız illerde de doğalgaz kullanan hane halkının tersi olarak düşük. Evet. Genel olarak böyle Giresun'dan başlayıp hocam. Aha. Bütün Türkiye'nin doğu sınırından aşağı Hatay'da 75. Hatay'a kadar bir böyle U çizdiğimiz zaman Hilal çizdiğimiz zaman Türkiye'nin doğu çeperine aslında doğalgazın oradaki kullanılmadığı, erişilemediğini belki gösteriyor. Evet. Soba kullanım oranı hala 2021 yılı verisi bu arada. Bu 2021 yılına göre çok ciddi oranda olduğu gözüküyor. Güzel, çok güzel. Bunlar ve daha fazlası da bir raporda var. Analizler, uzman görüşleri sen de söyledin en başta. Üniversiteleşme, sınıfsal konum, sosyal konut meselesine dair çok değerli uzman görüşleri oldu raporda. Daha fazlası raporda var. Biz bugün çok öne çıkan bazı göstergeleri konuştuk. Bu bölümde toplumun görünümü raporumuzun ana teması olan kent ve konut meselesini irdeledik. Türkiye'de deprem, kentleşme ve son yıllarda ortaya çıkan konut krizi çok ciddi meseleler. Bu raporun Türkiye'de konut politikasına, kentleşme konusu politikasına daha adil, daha müreffeh bir yaklaşımla katkı sunacağını temenni ediyoruz. TODAM, Toplumun Görünümü 2023, Plan 3, Sekans 1. Bu sefer kameraya bakıp bir giriş yapabilir miyim? Yüksek müsaadenizle. Görürsün birazdan konut fiyatları mı, komik mi? Ha, güzel. Bundan da çok az bahsedelim. Sen kapat. Kim açtıysa o kapatsın. Tamam. Türkiye'de kent ve konut meselesi tabii ki bunlarla sınırlı değil. Biz Türkiye'nin genel bir görünümünü ortaya çıkarmaya çalıştık bu raporla beraber. 5 hours later. Cam yapamadım ama yapamadım bu sefer. Toplumun görünümü raporumuzun ana teması olan kent ve konut meselesini irdeledik.